Evet, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Ne zaman? Sadece bir dakika sonra değerli izleyiciler. Ve bu veriler önemli çünkü önümüzdeki saatlerde de konuşacağız. Memurun, emeklinin alacağı zam oranını belirleyecek. Bakın geride kalan dakikalarda ENAG yani enflasyon araştırma grubu ENAG geçtiğimiz aya ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayında bir tarihi zirve beklendiği ifade ediliyordu. ENAG verilerine göre geçtiğimiz ay fiyatlardaki artış %5,66 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık enflasyonsa %120,66 olarak gerçekleşti. Hemen öncesinde de geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Ticaret Odası öncü veri olarak kabul edilen İstanbul'un enflasyonunu açıklamıştı. İstanbul'un enflasyonu da %82,20'lik bir artışa dikkat çekmişti. Ancak burada ENAG'ın verileri çok ama çok önemli. %5,66'lık bir aylık artış ve %120,66'lık bir yıllık enflasyona işaret ediyor ENAG yani bağımsız araştırmacılardan oluşan enflasyon araştırma grubu. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu şu dakikalarda enflasyon verilerini açıklıyor. Biz de tüm bu gelişmeleri konuşacağız, canlı yayında değerlendireceğiz. Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu bizlerle birlikte bu bölümde. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Mayıs ayı enflasyon verilerini bekliyoruz. Şu dakikalarda açıklandı. Arkadaşlarım hemen ekranlara taşıyacak Sayın Kozanoğlu. Zaten beklentiler de Mayıs ayına özellikle işaret ediyordu. İktidar cephesinden yapılan açıklamalarda da benzer bir tablo görüyorduk. Bakın geldi. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Mayıs ayı enflasyon oranı %3,37 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa %75,45 olarak kayıtlara geçti Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Nasıl değerlendirirsiniz bu verileri? Evet, beklendiği şekilde geldi. Zaten %3'ü 3,1 geldiği zaman %75'i buluyordu. Bunun üzerinde bir rakam gelince 75,4 civarına yükselmiş oldu. Böylelikle yıl sonu %38 hedefini tutması da iyice zorlaşmış oldu. Yani yaklaşık olarak bundan sonraki 7 ayda aylık ancak %1,7'lik bir artış olması halinde %38'lik o da revize edilen Merkez Bankası'nın enflasyon